Sivas kuşu döndüğü zaman kulaklarını kapatın ya. Yiğit kuş, gözü kara kuş her yerde oynar. İklim seçmez. Kuş kader memleket gurbet gezen bir canlı görmedim. Fişek tertibatında çepik dönek, eniş tertibatında da eniş döneği çok önemli. Şapırdaklı böyle kıvrak, dönek, yalakta dönen dişi. Yok öyle dişi. Şimdi yumruk kader. Sivas kuşu ise işte budur. Bu kuşu bulduysan kuşu buldun. Yerde güzel kuş, havada da güzeldir. El ne derse desin. Benim kulağım buradan girer, buradan çıkar. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için çok güzel bir kümese geldik. Süleyman abimiz, Süleyman Etken, Kara Osmanoğlu, Yiğido, Sivaslı Süleyman abimiz. Süleyman abimizin daha önce bir part videosunu çekmiştik. Eğer onu izlemediyseniz mutlaka şu yukarı bırakayım. Oradan tıklayıp Süleyman abinin birinci videosunu izleyin. Çok izlendi, çok sevildi. Süleyman abiye geldik. Part 2'yi çekiyoruz. Kanalımıza abone değilsek mutlaka abone olmayı unutmayalım. Şimdiden iyi seyirler olsun. Nasılsın? İyisin inşallah. Çok şükür elhamdülillah. Sen nasılsın? İyisin. Teşekkür ederim. Her şeyden önce hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abim. Birinci klip çok sevildi. Çok talep geldi. Zaten 100 bine de yaklaştık. Dedim hazır 100 bine de gelmişken bir Süleyman abiyi ziyaret edelim. Şöyle hep beraber abi kümesleri bir önce dolaşalım. Tabii, sonra sana tabii. Sorulan sorular var. Birkaç tane arkadaşlarımızdan gelen soru var. Onları sana soracağım oyun kuşlarıyla ilgili. Şimdi istersen şöyle bir kuşlarına bakalım. Buyur. Biraz zaman geçti. Bir sene oldu galiba ben geleli. Neler var, ne değişiklikler var? Bir bakalım onlara. Tamam. Buraya gelelim abi. Birinci yuvalık. Neler var şimdi burada? Buradan bakabiliriz abi. Tamam buradan. Sen bir tanıt, bir çıkar. Ne var ne yok? Şöyle bakalım mı? He, o zaman bakalım işte. Ney bunlar abi? Bunlar göbenekli, gö dişi. Yavruları var hatta. Göbenekli, karala çakmaklı. Burada burada beyazlar var. Burada beyazları var Süleyman abinin. Bunlar nedir böyle? Kanatlar niye kesik abi bunları? Damızlık kuş ya. Damızlıklarımız mı? Oyunu sürdüreyim diye. Bir tanesi tezlik etti, hiç uçurmadım, kıyamadım. Bu dedim bari gitmesem kanadını kestim bunu. Beyazın iyisini bulmak zor derler değil mi? Bunlar beyazdan çıkma kuş değil. He. Bunlar Hümeyn'in kararı çakmaktan çıkma. O şekilde de beyaz çıkabiliyor mu abi? Ya çıkıyor. Tabii. Beyazın iyisi zor ama değil mi? Çok zor. Zaten beyazı beyazdan çıkarsan çok zor, çok. Ama böyle renkli kuştan çıkarsa oynar. Beyazları gördük. Beyazın iyisi zor olur dedi Süleyman abi. Burada neler var ben çekeyim Süleyman abi orayı. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Süleyman abi. Şöyle... Maviler varmış. Bunlar Sivas mı? Bunlar çok eski kuşlarım yani. Aynı kuşlardan sürdürüyorum yani işte onu. Bakalım burada neler var. Karala çakmaklı, donuk güllü dişi var. Donuk güllü, karala çakmaklı. Evet. Şöyle bir iki tane de eline çıkar böyle sevdiklerinden bakalım. Evet. Burada ne varmış abi? Tamam uzaktadır. Burada da kızıl benekli dişiyle. Göbenekli erkek var. Göbenekli ile kızıl benekli. Yavruları da var bir tane. Evet. Burada maviler var yine. Keren göğü dişi. Göğü dişi göğü erkek arkadaşlar. İşte huyluğu bir şey olmasaydı o kuş güzel uçtuğunda huyluğu oldum. Burada. Evet. Bizim Deli Murat dediğimiz arkadaş bir tane yalnız bir kuş çıktı abi dışarı. O taraftan çıktı. Kaçtı bir tane. Şöyle çekelim bakalım. Çepeğiyle, sesiyle. Yatık olur. Çok güzel oynuyor. Yatık mı? He yatık. Çoktan da yatık. Valla çiftaneden kaçtı herhalde. He çiftaneden çıktı. Biz devam edelim. Düşer mi? Gelir mi? Gelir. Tamam. Gelir düşer. Buraya giriyor. Hem de yavru da sert. Yatık bir kuş arkadaşlar. Geldi yerine. Devam ediyoruz. Bakalım burada neler var neler. Ooo kuşun yakışıklısı gerçekten yakışıklı. Bu ne Hümeyn mi? Hümeyn diye mi geçiyor? Bu beyaz bundan mı çıktıydı? Yok. Ama bu kuş yakışıklıymış Süleyman abi. Şunu bir tut elde çekelim abi bunu be. Vallahi güzel bir erkekmiş o. Bu nedir? Bu bir anlat bize necidir? Bu soyu nereye dayanır? Duruk pullulardan çıkma. Eksi kuşlardan bu Sivas eksi kuşlarından da. Abi nasıl bir göz var bembeyaz ya bakar mısınız ya? Gözün şu yan bu tarafa çevir bakayım. Maşallah göze bakın arkadaşlar. Çok iyi bir gözü var kuşun yani. Evet. Kuş kaliteli bir kuş olduğunu gözden belli eder. Yaşlı da yani. Yaşı da var mı? Yaşlı. 5-6 yaşında var.
tane daha çıktı kuş. Ha burada var bak dişi, dişisi de burada. Dişisi de mi orada? O ne dişisi? O da Humeyl. O da Humeyl. O atladı. Oo. Vallahi bu renk çok seviyorum ben bak. Bu gerçekten bak, bu renkli arkadaşlar. Ben bunları çok severim yani. Bu iki renk. Birisi Beyazlar çubuklu. Bu dişiden çıkmıştı bu dişinin. Bu Humeyl benekli diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor? Beyazlar bundan çıkmıştı bu dişiden. Vallahi çok güzelmiş ya maşallah. Gerçekten en sevdiğim. Yani ben o kuşu beslemiyorum ama şu takım beslenir arkadaşlar. Ben böyle kuş beslerim. Ben bunları severim. Bak donuklar da onlardan çıktı. Donuk değil de şu krem, bu Humeyl dediklerim var ya, dişisi hele var ya, efsaneymiş ya. Bak, çok güzel vallahi maşallah. Yerde ne de çok güzel bak el ayağı. Kuş yerde de güzel olacak dedi. Bak burada var. Bak, bir tek o kuş yapıyor o kadar kuşun için. Bakalım. Ya. Bu yani neymiş abi? Dişim burada da var. Humeyl bir bakalım, çıkar ha. Bakalım. Ya. Evet, burada da bir tane. Bak bu da Humeyl ama öteki Humeyl daha yakışıklı. Ben o dişi, diğer dişiyi daha çok sevdim. Allah'ın çepeğiyle, mepeğiyle vuruyor vallahi. Tak tak tak. Silah. Maşallah. Yavruları da var. Yavruları da mı var? Yavruları da burada var. Yavruları da var arkadaşlar. Yumurtası da var, yavrusu da var. Buraya da çok güzel semiz otu böyle ekmiş. Kuşlara birebir selenyum. Evet, burada döneklerimiz mi var? Lokman'ın dönekleri var burada. Burada neler var? Burada ne var abi? Burada bir şey yok, orada boş. Boş, revir. Burada yavrular var galiba, kızmalar. Şu erkeği de böyle çatırdadı. Çat 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 çat, silah gibi maşallah. Yavrular çıkıyor. Yavrular çıkıyor. Oo, bir tane bu aynı kuyruk çıkmış. Onun gibi şimdi. Maşallah maşallah. Daha yavrudan arkadaşlar görüyorsunuz silah. Bak tepeliğe bak. Tepeliğe bak, ayna kuyruk tepeli. Uçurmadım yani bunları uçursam, sıcaktan uçuramadım ki. Sen kaldın içeride bir tane, çıkamadın. Dürtsene bir onu Süleyman abi. Yok oğlum, dürtmeye de gelmez o. He? Güzel iyice uçup dönüyordu bunları. Biraz rahatsızlandı, gözleri ağrıdı. İlaçladım, düzelttim şimdi. Ondan yoksa o ayağını kesilmişti. Kahar bir iki saat havada kalır. Güzel başlar yapar. Yeni toparlıyor. Hastalıktan yeni çıkmış arkadaşlar. Bu da mı Humeyl diye geçiyor? He, bu da Humeyl. Süleyman abimizin kuşları arkadaşlar. Çok merak etmiştiniz. Devam edelim mi? Daha var mı abi? Var var çok. Azaldı dedim ben. Burası daha fazlaydı ya. Eyvah eyvah. Burada neler var? Aa bak dişini o dediğin çapar bu. Çapar bir dişi var. Çıkma değil ya. Anladım. Bak çok güzel. İki tane şahin vurdu. Benim şahine kaptıracak diye kestim ben bunları. Burada ne var? Çakmaklı var. Kanalı çakmaklı. Kızıl benekli bir dişi var. Bunlar da çok oynuyor. Şu dişi oynuyormuş arkadaşlar. İkidir şahin saldırınca kesmiş Süleyman abi. İki kere vurdu. Kurtardı. Hatta yavrulara bakıyor galiba değil mi şimdi? Evet tabii. Tek başına. Sattım dedim ya. Erkeğini satmış Süleyman abimiz. Bu ne? Arap mı abi? Yok, çikolata bu. Çikolata mı? Uçurdum.
Bunlar da yolu var. Bir ya tut bakalım onu. Nasılmış onu bir ya? Yani yoluktan sonra süreceğim bunlara. Lazım. Çok güzel uçtu döndüler. Bir de yedim yoluk görsün. Kayala çıktı. Evet. Maşallah bunda da iyi göz var ya. Hepsi bunların oyunları da çok güzel. 10, 11 tane, 12 tane döneni burada oturan adamlar sayıyordu. Güzel gezer, iyi döneler bunlar. İniş taklaları çok sağlamdı. İşte yoluğa vurdum, bir yoluktan sonra uçuracağım. Hem yumurtladı bu arada. Genç o zaman bu kuşlar. Geç daha. İlk yumurtaya yatıyor. Evet. Yani şu gibi yavrudan yumurtadan sonra görmekten sonra uğraşmam. Yavru yumurta görsün, kelinde ne yapıyor bakayım. Ondan sonra önemli olan bakacağım. O değil mi? Tabii. Bu erkek galiba değil mi? Erkek. Dişisi ne? Karalı mı? Yok. Dişisi de kiremitli, miski. Miski. Çok iyi bir kuş bu. Eksi kuşlarımla. Bunun da cincik gibi bir gözü var. Çok güzel. İyice yavru veriyor. Ama Humey'in gözü çok güzel. He, yavru verisi çok önemli. Çok güzel yavru. Bu da iyi bir yavru. Yavru verisi benim için. Yavru vermem için kendi dönmüş önemli değil. Evet. Çapar çıktı mı? Çapar çıkmadı abi. Çapar içeride. Kulak da gene vuruyor bir tane. Arkadaşlar abone değilsek mutlaka kanalımıza abone olalım. The Pigeon TV. Bu dişi. Bunu Diyarbakır'a sattım. Adamlar dedi aynı kuştan varsa dedi. Aynı parayı veriyorum dedi. 5 tanesini o zaman vermiştim 1,5 milyara. Tek bir erkek gönder dedi. 2 milyar göndereceğim bu dişinin kardeşlerinden dedi. O zaman da kardeşleri yoktu erkek. Şimdi doğru söylüyorum ben yalan. Al bunun kardeşi diyeyim de göndereyim. Şimdi arkamdan küfür etti dedim. Vallahi yok abi. Bir bakalım bir de basık perçem galiba değil mi? Dedim ama bunlara yakın akraba dedim. Bir tane erkek gönderiyorum. Bu da dönbaş olduğu için dedim bak. Bunların kardeşi falan diyor. Yakın akrabaları dedim. Bundan yavru olursan 10 numara yavru alırsın dedim. O paranı almadım ona. Hediye gönderdim. Bakalım. Bu da basık perçemli arkadaşlar. Evet. Böyle perçemli kuş da bulmak zor yani. Oyunlu hem. Çok güzel. İyi kuş. Hem böyle çok şamatalı döner 8-10 tane yerlerine düşer. Hiç hayatta boşlar olmaz. Böyle bir güvercin bu arkadaşlar. Aynı kuyruk. Çapar da çıktı. Vallahi bunların yerleri çok güzel arkadaşlar. Süleyman abinin mekanı böyle. Boydan boya kümes arkadaşlar. Her yer kümes. Mahalleyi Süleyman abi kapatmış. Bak, güvercin mahallesi. Birazlar bu kuşlardan çıktı. Bu ne abi? Bu da Humey. Humey. Sazlı galiba bu değil mi? Benim sevdiğim dişinin kardeşi bu da. Oo, kardeşi Sazlı. Mi? Bu da kardeşi bu. O sevdiğim dişinin kardeşi bu. Bak, bu yerde de çok güzel. Evet, bu da güzelmiş. Bak o dişinin soyu yakışıklı tabii, demek tabii, ki. Bak. Hani diyor ya adam, yerden asla yerine koşuyor. Evet. Yerde beni bağlayacak. Bu kuşun soyu güzelmiş ama, arkadaşlar. O çikolatalar da mı dardan çıkma aynı kuşlar? Baba! Ha! Buradayım, burada. Şu Humey'e bakar mısınız arkadaşlar ya? Kuş güzeli vallahi, maşallah. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada ne var Süleyman abi? Bu da aynı o çikolatanın kardeşi. Bu Humey nereden çıkmak? O Humey dişinin yavruları. Bakalım. Ben çikolata. Dişini, evet tamam. Benimkinden iki kardeş erkek çıktı. Bunları uçurdum.
Bunlar da 11-12 tane dönek çok da gezer, çok sağlam inerler. Çok da ha, bir de yavrudan sonra göreyim dedim. Şimdi yumurtada yatıyor. Hem yoluk yapacağım. Şimdi kestim anahtarını, düştüm. Şeyden sonra bakacağız nasıl olacak olmayacak. İkerikte göreceğiz. Tüyü de bu ipek gibi değil mi? Tabii. Tüyü de çok güzel kuşu. Arkadaşlar. 9-10 taneden aşağı dönmüyor böyle gibi. 9-10 taneden aşağı dönmez diyor. Benim Menekli Efsane dişinin birebir kızı. Beyaz erkeğine çıktı, o çikolatalardan çıkan bir beyaz erkek var. Babası o. Bak beyazdan çıktı bak. Ben diyorum ya bak noktası olsun. Bak burada bir noktası var. Evet, işaretli var arkadaşlar. Ha, ben söylemiştim. Bak kaşında hafif bir yerinde bir işaret olacak. Başka neresinde var? Ayağında da var adam ama gözünün üstünde var. Bak, o çok önemli. Çok önemli. Orada da söyledim ben arkadaşlara. Burada olacak nokta gibi böyle. Görünüp böyle veya da şuralarda bir yerde. Veyahut da kısasında bir beyaz olur. Bunlar iyi kuşun işaretleridir değil mi? Her kuşta olmaz. Bunlar döndüğü zaman sen seyret. Döneğini azaldırmış, dönekten kaçar, hile bir şey yok. Hırslandıkça döner bunlar. Hırslandıkça dönerler. Çepikten düşmezler. Çepikten düşer kuşu sevmem ben ya. O kanatları zayıflığından durur. Kuş ufaktır. Anneler ufaktır. Minyon tipidir. Ha, kuş döner ama dediğin gibi 3-4'ten sonra ondan sonra fıs fısa geçer. Evet, devam edelim. Bitirene kadar şamata sayını olacak kuşu. Var mı başka kuşumuz var, daha? Var. Devam ediyoruz mu? Dur, açayım orayı. Burada ufak yavrular, bir çite bir ekesi varmış. Bir tane Arap var, Arap perçemli. Valla yay gibi çıkmış o da maşallah. O da çikolatalardan. Çikolatadan mı çıktı? Çikolatadan her renk çıkıyor o zaman. Umi çıkıyor, beyaz tabii, çıkıyor. Tabii. Oo, bizim çoban da kalktı, bize sarmaz inşallah daha. Yok yok. Yeni kaptırdım bacağı ya. Çünkü ben köpeğe. Bir daha kaptırmıyorum. Ben varım ya. Benim sesim gidiyor. Maşallah bunlar da çok güzelmiş. Arap yavru çok yakışıklı, güzel evet. Olacak. Var mı daha? Orada daha, da var. Daha, var mı da? Bu bir tarafta var. Bir yanda var. Bu yanlar ne? Boş mu yanlar? Onlar, bunlar şeyim. O bir oğlanım. Oğlanın mı? Lokman orada var galiba biçim. Orada biladerim onlar. He biladerin. Benimkilere bak. Gel. Hadi bakalım. Bahçede. Bir de yan taraf var arkadaşlar. Arka bahçe var. Şimdi bir de bahçeye gidelim. Bahçede de kuşlar var. Onlara bakalım. Süleyman abimizin diğer kümesine geldik. Böyle bir salma yapmış buraya. Geçen geldiğimizde yoktu burası. Yani yok. Şuradaydı. Kümesler şuradaydı arkadaşlar. Şimdi buraya böyle bir yer yapmış. Işık var mı burada Süleyman abi? Yok ya, geç kaldık ya. Işığımız yok, geç kaldık. Evet. Ama kamera aydınlatıyor, gene fena değiliz. Burada nelerimiz var Süleyman abi? Burada kekuşlarım var işte. Ekeler mi? Damızlıklar mı burada? He, bunlar damızlık. Sadece burada bir tane, iki tane yavru var. Bir tane beyazımız var. Şuradan bakayım, burada hepsi yumurtada arkadaşlar. Da geçe kaldık biraz. Karanlık. Ama güzel kuşları var. Hepsi burada yumurtada. Bakın arkadaşlar. Sivas kuşları çoğu. Gaz betondan böyle yuvalıklar yapmış. Hepsi yatıyor vallahi maşallah. Burada bir tane böyle bir erkek var.
Aşağıda burada güzel kuşlar var. Şu bahçeye salalım, onunla da orada çekelim. Daha güzel oldu arkadaşlar. Şöyle dışarıda çekelim. Süleyman abi sen anlat bakalım neler var neler yok burada. Vallahi bunlar eke kuşlar işte. Bunları uçurdum seyrettim. İzlediklerinden de, hangileri var güzel oynayanlardan burada? Burada güzel oynayanlardan. Orada donuk dişi var. Donuk dişi varmış arkadaşlar. Şu karala dişi var. Şu karala dişi varmış. Şu humeyi dişi var. Humeyi dişi. Var. Genç galiba bunlar çoğu. Hepsi genç daha. İlk yumurtaya yatıyorlar bunlar. İlk yumurtalarında. Şu benekliler var. Bak şu benekli şu. Efendim şurada donuklular var. Bunlar hep oyunu gördüler ama bir ekelikte görüyorum yani bunları. Şu eke dişim var. O eke yavrusu da dönüyor, kendi de dönüyor. Şimdi bunların uçumu olacak değil mi? Daha sonra uçacak mı bunlar? Tabii. Şu anda burada yavru alacağım bunlardan. Şimdi yumurtada yatıyor, bir de yavru da uçuracağım işte. Yavruda da güzel oldu muydu? İstediğin arkadaşına satabilirsin yani. Ondan sonra? Yoksa istediğin arkadaşına kötü kuşu gönderdin mi ayıp olur yani. Şimdi para veriyor adam. Adam kuşu gönderiyor, iki gün oynuyor, üçüncü gün yok o kuş. Ne oldu? Yok. Bir bok yaptı, yok. Ayıp yani. Şimdi kuşu önce sen beğeneceksin ki gönderdiğin adama da kardeşim kuşun bu. Şu erkek de yakışıklıymış abi. Karala mı diye tepeli ha. O balılar vardı ya humeyle. Evet. Aynı onların yavruları. Aynı kuşlar. Ben de aynı kuşları beğendim. Gittim geldim. Hep benim seçtiklerim aynı kuşlar çıktı. Takıya girdim 8-10-15 liraya hırslandıkça döner bunlar. İyi kuşları beğendim. Şu yavruyla şu da onlardan. Şu dönbaşı oldu diye. Evet o da benziyor çikolata. Damızlığa koydum he. O da çikolataya benziyor. Bu kasın damızlık olsun dedi. Maşallah. Bunlar çünkü çok efsane dönüyorlar. Döndükleri zaman ben dönüyorum sen bak. Ben seviyorum öyle kuşu ya. Hırslı durağından tutacak kuş. Yalından bir iki tane dönüp kayan kuş istemiyorum ben ya. Kuş osandıracak seni bir yotakladan ha. Rahatlayacaksın ya. Yalından bir tane iki tane dönüyor ben dönüyorum. Kaban kaldırıyorum kuş kayıyor. La öyle kuş mu olur Allah'ını seversen ya. Ben istemiyorum. Benim kuşum da olsa beni sevmiyor. Arkadaşlar geliyor. Ya abi senin kuşun da bol dönüyor ya. Takla çok ya. Ben kuş takla olacak. Adet olmazsa ne olacak? İki dolu bir boş. Pıt pıt ne olacak? Olmaz. Kuş tutturdum. Boşaltacak kendini ya. Rahatlatacak diyor. Ben öyle kuşu sevmiyorum ya. Ben öyle gördüm ya. Daha insan gördüğünü her zaman onu öyle besliyor yani. Şimdi adamlar burada diyor ki iki tane üç tane dönsün bana yeter diyor. La gel iki tane üç tane de ben uğraşmam. Kafamı kaldırıyorum, kuş oyundan çıkıyor. Yo baktıkça bakasın gelecek ya, 11-12 tane vallahi o çikolata erkek sarıyor. Dedim sen sahi kuşu bir dönekten. Sahide 11-12 tane gördü abi. Erkek kuş. Sıyrılamayacak dönekten, elinde olmayacak ya. Elinde oldu mu da yıkayıyor mu? Böyle defa sen şey bırakıyor kendini. Öyle kuşun her şey. Evet Süleyman abi, şimdi arkadaşlarımızdan, kanalımızın takipçilerinden gelen sorular var. Onlarla başlıyorum. Birkaç tane sorumuz olacak sana. İlk sorumuz Turgut Devran sormuş abi. Sarı göz kuş ile beyaz gözlü cam göz kuş birbirine eş edilir mi? Her sarı göz kuş Sivas kuşu mudur abi? Sarı göz kuş ile cam göz kuş birbirine eş edilir. Güzel de yavru çıkar. Kanları tutarsa. Tutmazsa oynamasa. İlla sarı göz kuştan oynamadı diye bir kayda yok. Çünkü babam bana bir yavru göndermişti. Rahmetli oldu Sivas'tan. Yavru çok sistemli oynadı. Bembeyaz da gözleri vardı. Dedim ki baba bu kuş yavruyu kimden aldıysan anneyi babayı bize al dedim. Para neyse al. Neyse 3-5 veriyor o zaman şeyini bilmiyorum. Kuşları alıyor. Erkek geldi ki her tarafı uğur.
kara çakmaklı. Dişi de aynı. Ama gözleri sarı göz. İkisi de sarı göz. Allah Allah. Yavruya bakıyorum mavi. Bembeyaz gözler. Anneye babaya bakıyorum sarı göz. Dedim ki baba bu yavru doğru mu bunlardan çıktı? Vallahi onların yavrusu dedi ya. O kuşların yavrusu. Sen yavru al gör ondan sonra dedi. Kuşlar neyse yumurtladı yavrusunu aldım. Aynıyla büyüdü. Bir kara çakmaklı. Biri mavi. İkisi de cam göz. Ama anne baba sarı göz. Yavrular böyle mi döner kaçar ya? Böyle mi oynar? Ha şimdi bu Devran mıydı arkadaşımız? Bu Devran arkadaşımın dediğinde sarı göz kuşundan cam göz kuşu vursun. Ha, sardıysa kuşlar iyice yavru vurur. Soyu tutacak kuşların. Kanı tutacak yani. Yani bundan bunu vurdum da olmadı diye bir kayda yok. Ha, her sarı göz kuş da Sivas kuşu diyemem. Onu Allah bilir ya. O kadar bilici değilim yani. Bilemem ki. Ha, şimdi sarı göz kuşlara genelde Sivaslar sahip çıkıyor. Ben de Sivaslıyım. Sarı göz olsa ha Sivaslı. Ya bilemem onu yani. Kuş kader memleket gurbet gezen bir canlı görmedim. Vallahi billahi. Almanya gider kuş geri gelir mi? Buraya geliyor. Fransa'ya gider geri gelir mi? Gelir. Aynı. İnsan gidip gezmiyor bu kader ya. Ha, onun için diyemem ki yani sarı göz kuş oynama diye bir şey yok. Kanı tuttuysa sardıysa kuş oynar. Bitti. Adil Bilir isimli arkadaşımız sormuş. Damızlık olarak kullanacağımız kuşlarda yaşın bir önemi var mı? Genç veya yaşlı olması kuşun yavruya gen aktarımında etkisi oluyor mudur abi diyor. Şimdi bu yaşlı olursa kuş kendi damarını vermeye başlar. Çevirir artık yaşlandıkça kuş. Mesela 1-2-3. ağızda başlar kendi damarını vermeye. Neslini yani. Daha iyi şeyine kanına gitmeye başlar. Anladın mı? Daha da güzel olur kuş. Ama kuşlar iyiyse iyi olur tabii ki. Sıradan kuşu vurdum da. Bir iki yavrusu iyi olmadı, üçüncü yavruya olacak diye bir şey yok. Ha, kuşların soyu güzelse daha da güzel olur. Üçüncü ağız yavru da yavru daha da güzel olur. Daha da güzel olur. Anne baba soyunu vermeye başlar. Nesli, dedeyi, ebeyi, atayı onları vermeye başlar. Olur, güzel olur. Mehmet Ayaz sormuş abi. İyi oyun kuşu çıkarmak için şans mı lazım yoksa bilimsel veri ve tecrübe gerekir mi? Ya bilimsel de olacaksın, tecrübe çok önemli. Çünkü sürekli kuşta yavru alıyorsun, uçuruyorsun, deniyorsun, hatalarını görüyorsun. Hangi kuş neydi oluyor? Dişi kuş, oyun kuşunda çok önemli. Uçum olacak, havada kalacak kuş. Kuş havada kalamıyorsa, dişi veya kuş erkek, ikisi de kalırsa daha önemli yani. 10 numara olur. Ama dişi kuş genelde havada kalacak, taklası bol olacak. Fişek tertibatı güzel olacak, başka yere düşmeyecek. Geldi mi yerine inecek. Baş şeyi bu kuşun. Yerine inip dolanacak. Yerine inmiyor da başka yere dolanıyorsa hemen yok etsin. Yahu yerine gelin. Gidip sen orada yem yemedin ya, burada durdun. Burada büyüdün. O kuş bozuk kuş, ondan uğraşmasın. Kuş gelecek yerine, güzel fişek yapacak, havada da kalacak. 1-2 saat kuş havada kalacak, 2.5 saat. 1 saati zor dolduruyorsa o kuş performans sağlayamaz. 1 saat zor uçuyor kuş ya. O bize dama çalıştığını düşün. Durmadan şey enerji harcıyor. O zaman o 1 saati dolduramaz o. Ha 2 saat, 2.5 saat uçarsa 1.5 saati rahatça aşar. 10 baş yapar, 15 baş yapar. 1.5-2 saate yakın uçar o kuş. O kuşu besle, damızlık olur. Burak Yalçın sormuş abi. Oyun kuşunda akraba eşleşmeleri ne kadar doğru bir eşleme? Akraba eşlemesi nasıl yapılmalı? Tavsiyeleri nelerdir Süleyman abimizin? Şimdi akraba eşleşmesinde kuşlar eğer damarı sarıyorsa, kuşların nesli veyahut da soyu kaybolmaması için eş yaparsın. Bir, başta bu. Nesli, bu kuşlar soyları çok güzel. Bunları bir yol kaybetmemek için önce birbirine eş edersin. Ha, isterse dönmesin. Bu kuşlar nasıl olsa yavru veriyor. Bildiğim kuşuna uğraşırım. Çok güzel bir şey. Bilmediğin kuşlar zamanını alır. Ha diyor ki ya bu kuşlarda damcılık var. Yerine konuyor, boş emmiyorlar. Ha, bunu bir yola kafanda yer edeceğim. Akraba olsun. Önce birbirine verip çuvattın mı? Ha, sonra güzel dama çalışan iyi kuş bulduğun zaman onlarla kırarsan kuşları buldun. Ha yine dediğim gibi havada kalmıyor da şey yapıyorsa, isterse akraba diyor, isterse anası babası olsun fark etmez. Kuş havada kalmayı bilecek. Elinde olmayacak yani kuşun. Havada kalmak elinden hani istediğin zaman inerim, istediğin zaman kaharım değil. İnemeyecek. Ayağını kestin mi tamam bitti. Araba gider basarsın frene, balataları sıyırır kaçar gider. Aynı değil olacak taklacı kuş. Freni tutmayacak ya. Yani freni tutuyorsa geliyor kaşının altından, gözünün üstünden bakıyor da böyle geri meri dönüyorsa ondan hiç uğraşmasın. Onu yorar o. Yani sonunda hata yapar gelir iner. Turgay Ayan İstanbul'dan sormuş abi. Oyun kuşunda bütün özelliklerden önce olması gereken en önemli özellik, birinci şart hangisidir abi? Nedir senin için? Birinci şart boş emmemesi. Bu çok da güzel oynadı. Çok da güzel havada kaldı. Çok da güzel geçti. Güzel geldi, sefer yaptı, geldi, rahat çendi. Ne yapayım ben o kuşu? Hiçbir şey yaramaz. Bitti. Ben beslemem.
besleyen arkadaş varsa ona da saygı duyarım. Ha, kuş güzel oynamış. Güzel baş 15, 20, 25, 30 metre yap. Kuşun gelişinde kendini tutturuşuna bağlı onun yürümesi. Ha, gelir 15 metre döner, gelir 30 metre döner. İyi tutturduğu zaman, iyi taklayı çaldığı zaman 30 metre sıyırır. Ha, bu kuşla uğraş. Ha, her zaman gelişinde 30 metre yapamaz. Sen bile bakıyorsun aynı performansta çalışamıyorsun ya. Oluyor yani kuştur. Geliyor 7-8 takla çalıyor, güzel sıralıyor, iyi süslüyor çıkıyor. Ha. Aşağıya bakmıyor, kafayı dikiyor, çifte çepiyor, bindiriyor, taklayı mesafesini açıyor, araları süslüyor. Sesi, soluğu her şeyi yerine deper yani. O kuş beslenir. Bak kuş aynı dediğin gibi geliyor, boşanıyorsa hiç uğraşmasın. Ondan sonra geliyor yerine, iniş taklasına geçecek. Kuşta iniş taklası çok önemli. Arkadaşlar, kaçtığı takla nasıl kaçarız? İyiyse kaçarken, fişek tertibatında çepik dönek, iniş tertibatında da iniş döneği çok önemli. Eğer ki iniş döneği yoksa o kuş ne zaman olsa gelir boş iner. İnişe geçtim ben diyecek, inişe. Sen bileceksin kuş inişe geçti inecek diyeceksin. Ya kuşumu bilmen lazım. İnişe geçtim ben kuşumu bilirim. İnecek tamamdır. Saracak taklayı. Öldürsen daha şey etmez. Kararlı olacak. Eğer kararlı değil de kayıyor bir daha dolanı geliyor, kayıyor bir daha geliyor ya. Gelir laf diyene konar. Hiç uğraşma onunla. Bitti. Fatih Özcan sormuş abi. Ekelikte çok uçup az sefer yapan kuş hakkında düşünceleri, tavsiyeleri nelerdir? Çok uçup az sefer yapan. Az sefer yapan. Ama kuş çok uçuyor da az sefer yapıyor, boş emiyor, güzel seferleri yapıyorsa saygı duyarım. Güzel kuş. Yavru görmüş, yumurta görmüş, yaşını almış, tecrübesi var. Ama döndüğü zaman da dönüyor. Mesela 15 baş yapacak, 7-8 baş yapmış. Güzel o kuş. Beslerim. O kuş her zaman yavru verir. Kekelikte kuş dönüyor, oynuyor. Yavru görmüş, yumurta görmüş. 3-4 yaşına gelmiş. O kuş beslenir. 10 numara kuş. Yerine düşüyor, boş emmiyor. Besle. 10 numara kuş. Mert Yılmaz sormuş abi. Kanat açan kuş kesin kötü kuş mudur? Tek taraflı kanat açan kuş kapatabilir mi? Abi şimdi kanat açan kuş kötü kuş değildir. Nasıl kötü kuştur kanat açan kuş? Her uçurmada kanat açıyorsa o kuştan beslenmez yani. Her uçurmada kanadını açar. Ha, kuş uçtukça sen sonuna kadar uçurmamızın o kuşu. Uçurdukça kuş kanadını kapattıysa bir daha açmaz. Ha, kuş içindeki kuşun uçurur. Ya kuşun kanadı açıldı biraz ecik kendini toparlasın diye yatırın kabuk bağladı. Yatırın onu kanadır kapatır tekrar uçurun yeniden açar. Olmaz. Sonuna kadar uçuracak. Nasır bağlayacak. Nasır. Ben demirciydim. Soğuk demirci. Beni şimdi götürsen çalışamam. Şu ellerimi şuralarda nasırdı nasır böyle penseyle kessen acımazdı. Çünkü nasır yapmış. Acımaz artık. Şimdi koysan demiri tutamam. Kuş değil. Sen o büyük buralarını gas yapacak, nasır yapacak. Aşmaz kanadın ondan sonra. Kuş yeni başlamış, hızlı dönüyor, suratlı. Beslenir o kuş. Uzun süre uçuruyorsan, kuş kapatıyorsa, aşmıyorsa o kuşu beslenir abi. Zaten böyle böyle kuşu kaybettiler. Kuş kanadı patlatıyor da, taklayı bırakmayıp boş emmiyor da, yerine düşüyor da, güzel fişek yapıyorsa yine beslenir. Bak ben bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar diyor ki ya o kanat açıyor. Boşanıyor mu? Emiyor. Güzel fişek yapıyor mu? Fişek tertibatı güzel mi? Güzel yapıyor. Güzel. Ha, sadece kanat beslerim ben o kuşu. O kuşlardan yavru çıkar. Sen kanatlaşmayan kuşa vuracaksın. Uğraşacaksın. Sen boşanan kuşuna uğraşıyorsun ya. Havada kalmayan kuşuna uğraşıyorsun. Oraya buraya düşen kuşuna uğraşıyorsun. Taklası var. Boşanmıyor. Fişek tertibatı güzel. Kuşun hatasına bol dönüyor ama yine de şeyinden vazgeçmiyor. Görevinden. Geliyor yerine dönüyor. Çala çala dönüyor. Seferini yapıyor. Kanadı astır. Beslerim ben o kuşu. Ali Sinegu sormuş abi. Oyun kuşunda görsellik önemli midir? Hangi yörenin kuşu en yakışıklı kuştur? Vallahi şimdi tabii görsellik çok önemli. Severim ben yerde kuş. Havada ne kadar güzel, yerde de seni bağlamalı kuş. Yerde de okşayacağın kuşu böyle. Şöyle baktığın zaman al beni diyecek kuş. O kuş da oynar. Yerde güzel kuş, havada da güzeldir. El ne derse desin. Benim kulağım buradan girer, buradan çıkar. O benim sana dediğim tepeli erkek. Yerde bak, sanki bir 18 yaşındaki bebek gibi bir kıza bakıyor. Öyle bir yakışıklı bir sistemi var. Bir çepiği vardı, bir göğsü genişti böyle, arkasında bir şapırdağı vardı. Biz eskiden şapırdaktıydık, şimdi çepik oldu, şapırdaklıydı kuş yani. Yani bunlar çok önemli, kuş yerde de tabii güzel olacak canım. Havadaki güzel yere geldi, kazma gibi duruyor, sırtımda durur o benim. El ayağı güzel, sesi soluğu güzel, tipi yakışıklı olacak. Al beni diyecek kuş yani. Adam öyle diyor, ben de öyle kuşu beslerim, severim. Önce bir yerde kuşu beğeneceğim, şöyle baktığım zaman, ha benim alacağım kuş bu derim. Ondan geriye havaya kaldı. Uçuracağız, eksiğini, artısını göreceğiz. Vallahi her yörenin erkeği de yakışıklı oluyor, kızı da güzel oluyor. Şimdi diyemem ki şu yörenin kuşu yakışıklı diye. Şimdi mesela şimdi bende bir Humey bir erkek var.
nerenin olduğunu da bilmiyormuşum. Nereden geldi? Kuş kader dedim ya, gezen bir şey yok. Ha. Bak bizim kuşların içinde de 50 tane kuştan bir tanesi çok yakışıklı çıkıyor. Benim 3 tane olan var, bir tanesi hepsinden yakışıklı misal. Ha, bu yani diyemezsin. Ben kesin karar veremem yani. Vallahi Allah bilir. Yakup Tireli sormuş abi. Oyun kuşu iklim seçer mi? Tarlada veya taraçada, çatıda uçumu oyun kuşunda fark eder mi? Oyun kuşu hiçbir yerde yer seçmez. Hiçbir yer. Hani diller ya, yiğidin mesyanı sorulmaz. Sorulur mu? Yiğit her yerde yiğittir. Kuş değildir. Yiğit kuş, gözü kara kuş her yerde oynar. İklim seçmez. Nasıl seçer? Diyelim ki Sivas'ta 100 saat uçuyor, burada 2 saat uçar. Niye? Nem olduğu için. Oyununu yapar, görevini yapar, yerine konar kuş. Seçmez. Hangi kuş seçer onu? Laylaylom kuşlar. Ben yiyemedim. Hani demişler ya, oyna kızım. Yerim dar demiş. Yerini genişletmişler, bu sefer de yerim dar demiş. Bu ona benzer aynı. Benim uçurduğum kuşum Sivas'ta çatıda uçuyordu. Tepelirken, Kızıl Tepeli. Buraya getirdim, evin üstünde uçurdum. Hani birinci kat yer gibi. Burada Erzurum'unu seyrediyor, demiş ki yeğenine, yahu şu da bir kuş uçuyor. Nereni, kimin demiş. Demiş ki Sivaslı. Gide kalak demiş. Satmaz onlar kuşu demiş. Onlar esnaftan kuşu demiş. Ben dediğim gibi yer değişmez. Fark etmez yani. Toprağıydı, çatıydı. O hiç hikaye. Ben çatıdan aldım geldim burada uçurdum ya. Aynı oynadı. Daha da hiç oynadı ya. Hiçbir şey değişmez. Hani yoksa o laylaylom kuşta ya yer değişti de oynamadı. Veya kuşta adam parayla sattı ya, adamı kandırıyor. Diyor ki ya yer değiştirdim de diyor. Kuş ondan oynamadı diyor. Yalan ya. Ben kendime de öyle bir şey hata yaptıysam bana da desinler aynı. Nail Demir sormuş abi. Oyun kuşunun herkes iyisi bende diyor. Biz kime nasıl güvenip kuş alacağız, kuş edineceğiz? Havada izlesek alsak bile altını çalışıp çalışmayacağının garantisi yok. Biz nasıl, nereden kuş alalım diye bir soru sormuş abi. Çok doğru bir soru. Evet, çok doğru soru. Şimdi bizim arkadaşlarda yanlış çok yapan var. Niye yapan var biliyor musun? Adamlar 3 kuruş 5 kuruş alacağım diye altına gelen yalanı söylüyor. Ya ne gereği var arkadaş ya? Dik arkadaş kendi oynuyor ama. Bak kendi oynuyor ama. Yavru verir vermez onu bilmiyorum. Ha sen kendi kuşun zaten yavru vereceğini bilirsin. O soy yavru veriyorsa onu verir, illa verir. Vermeyen soysa vermez, bitti. Katır yavru yapar mı? Yapmaz. Aynı o değil. Adam bilir. Ha, adam doğrucuysa diyorsa ki kardeşim, kuşumu uçur, yavrusunu uçur, oynamıyorsa kuşumu gönder. Malımın arkasından diyorsam alsın uçursun. Ama yok ben karar şey veremem, garanti veremem. Yavru çıkar mı çıkmaz mı, döner mi dönmez mi diyorsa onunla bir şey var. Ha, ben şimdi benim kuşumum var, uçurduğum kuşum. Kendisi de oynar, yavrusu da oynar. Güveniyorum ben. Çünkü uçurdum gördüm. Ha, önce kendi göreceğim, adama da garantisini eyle vereceğim. Abi ben bilmiyorum ben uçurdum ama yavrusu döner mi dönmez olmadı öyle şey. Beyler işte garanti veriyorsa ben isem de diyecek ki kardeşim bak ben kuşumu gönderiyorum ama yavrusunu al uçur istersen ondan sonra sen beni ara. Yavrusu dönmediysen kuşlarımı gönder paranı al. Yalan söylüyor çok. Ya sen nançı kuşa vurduğunda kuşu bir de başlamışlar ya kuşların kanatlarını kes diyor uçurma. Kuşlar hatalı ya. Ya adamlara uyalıyorlar günah ya. 3 kuruş 5 kuruş bugün dünya yarın ahiret öleceğiz. Nasıl olacak orada Allah soracak gel bakayım oğlum. Sen bunu böyle dedin ya, sen onun parasını yedin. O adam askeri ücrette çalışıyordu, merak vardı, aldı senden. Allah yedirmesin ya, vallahi Allah yedirmesin ya. Allah nasip etmesin, aman aman aman. Hakan Güler sormuş abi. Sormamış da, nerede o eski Sivas kuşları be diye bir şey söylemiş evet, abi. Evet, çok doğru söylemiş. Yok, o Sivas kuşları yok. O Sivas'ın eski adamları da yok, o kuşu besleyenler. Hiç kalmadı. Hiç kalmadı. O adamlar da kalmadı. Kuşların kalmadı o gibi adamlar da kalmadı. Ya o Sivaslar da arıyor şimdi. Bak geçen benim bir akrabam gitti. Sordum ona, aradım sordum. Dedim var mı kardeş Sivas'ta kuş uçuran var mı? Abi onlar da arıyor dedi. Ne Sivas'ı dedi ya. Sivas'ta kuş mu kaldı dedi. Yok yok. Eksik kuşlar. Ha kadar kayıp çıktı. Niye yok biliyor musun? Sivas'ın köylerinde kuş kalmadı da Sivas'ta ondan kuş yok. Sivas'ın köylerinde niye kuş kalmadı? Köylerde avcı kalmadı. Ya o eksi nesil bitti. Kar yağmıyor. Eskiden avcı olurdu. 10 kişi ava giderdik. Tazılarla, tüfeklerle. Ne sansar kurduk ne dilki vururduk. Şimdi sansarlar gelmiş köylere yuva yapmış, yavrulamış. Sansarlar toprağa deliyor, ahurdaki kuşları yiyor. Kuş yok köylerde. Şimdi git Sivaslar kuşu köylerden gidiyordu. Adam ekim biçiyordu harmanda böyle çoğalıyordu. Kuşlar ki inemiyorlardı. Çoğalıyordu, sepete dolduruyordu, götürüp meydanda satıyordu. Sivaslar diyordu ki ya köylü kuş getirmiş gelin gidek alak. Gidiyor alıyorlar da akılları duruyordu. Kuş beyle mi döner beyle mi kaçar. Öyle kuş çoğalıyordu Sivas'ta kuş iyi kuşlar törüyordu. Şimdi köylerde kuş kalmadı Sivas'ta kuş kalmadı. Bitti. Şimdi bir yere akıntı gelmezse çuvallar mı? Aynı kuşuna uğraşıyorum. Değişik bir kuş geliyor mu? Gelmiyor. Aynı kuşuna dönüyorsun. Aynı. Ha, onun içine ayrı bir iyi bir soy geldiği zaman kuşları değiştiriyor. Çılgın Türk sormuş abi. İyi oyun kuşunun boyutu nasıl olmalıdır demiş. Abi şimdi
boyutu şimdi kuş ne kadar biraz daha topak olursa, oyun kuşu bak topak olursa uçurduğun kuş iyi güzel oynar. Yavru alacağın kuş da dişisi iri olacak, iri. Ufak dişiden, topak dişiden yavru alamazsın, kendi oynar. Kendi istediğin oyunu yapar kuş ama istediğin yavruyu vermez. Ya sen serçe gibi yavrudan ne oyun alacak, ne kanat ses olacak Allah'a seversen. Sığırcı kanadı gibi kanadı var ya, bizim dişiler erkek seçmezdi. Ya seçemezdin ya hangisi dişi, hangisi erkek. O kuşlardan yavru çıkıyordu. Şimdi o kuşlar yok. Ben bakıyorum bir tane iri dişi göremiyorum, dediğim dişiyi bulamıyorum. Şapırdaklı böyle kıvrak, dönek, yalakta dönen dişi. Yok öyle dişi, şimdi yumruk kadar. Geliyor çıt 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 dönüyor, kaçıyor gidiyor ama bir şey yok. Yavru da yok. Belli bir zamandan sonra oyunda bir şey. O iri dişiler, dediğim şapırdaklı, yalakta dönen dişiler ne yavrusu bozuyordu, onun oyunu da seni tatmin ediyordu. Çünkü kuşlarda kanat kuyruk vardı, gezim vardı. Ne demiş adam? Öküzüm iri olsun, koy çütü çekmesin demiş. Sen kuş bu kadar serçeden medet olmuyor. Serçeden ne medet olacaksın ya? Her şey küçüldü de olmadı ya. Ben söylüyorum arkadaşlar, kuşun dişisi iri olacak. İri, iri, sesli, yalakta dönecek kuş. Korkusuz olacak kuş. Dönerse o kuştan yavru çıkar. Ali Balcı sormuş abi. İyi oyun kuşunda işaret olur mu? Kuşta neler işarettir? Tabii iyi kuşta işaret verir. Ya kısası beyaz olur. Kuyruğunun altında kısa tel halinde beyaz olur. Ya kaşının üstünde ufak bir noktası olur. Bak burada. Ya da şuralarında bir beyaz noktası olur. Bak şurada bir tane. Bazı olmaz. Tek bir noktası olur. Ya da kısası kuyruğunun altında bir tane tek beyaz olur. Ama her kuşta olmaz. Ha her olanda da döner mi? Dönmez. Ama bu işareti olan kuşlar da %90 döner yani. Ben sana söyleyeyim. Ama iyi olur ama kötü olur. Ben bunları tercüme ettim. Bu kaşının üstünde az beyazı varsa, bak az, kısası da beyazısa, kanadında da beyaz olur, bir telendi falan. Bu kuşlar güzel çıkıyor. Ama beyaz karışımı, ağır o beyazından soyu demek ki güzel oluyor herhalde. Kuş sarıyor. Denedim yani, o kuşlar güzel oynuyor. Yani çıkıyor. Bunlara da tercüme etmek çok iyi. Canom kullanıcı adıyla arkadaşımız sormuş. Yavrulukta sökülmeyen kuş ekeliğinden sonradan performans gösterip iyi oyun sergileyebilir mi? Ben o kuştan hiçbir performans almadım. O kuşu da beklemedim. Şimdi bizim orada derler ki temsilde biliyor mu? Oğlum ağaç yaşken eğilir. Kuruduğu zaman eğilmez. O ağaç kırılır. Şimdi onun beli katılaştı. O istediği performansı vermez. Ha yavrusu döner mi dönmez mi ona beşi diyemem. Bak ona o beşi diyemem. Ama kendisi performans vermez. Yani istediğim oyunu yapsın da bana hayatta vermez. Ya yavrusu çıkar mı onu da Allah bilir. Hobidaşlar TV kullanıcı adıyla arkadaşımız damızlık seçiminde tüy yapısının önemi var mı diye bir soru sormuş abi. Şimdi tabii ki kuşta tüy yapısı çok önemli. Kanat yapısı, tüy yapısı çok önemli. Kuşun tüyü yumuşak olursa kendine zorluk olmaz. Kuşun kanat perdeleri çok dolu olur da sesi güzel olursa ama. Hani doludur bir de lap lap sesi varsa o bir şey yaramaz. Kuşun kanat perdeleri güzel olacak ama sesi de çıtır çıtır olacak. O olacak, onu bulacak. Hah bu kuşun kanadı çok güzel, perdeleri. Ben bu kuşu besleyeyim olmaz. Lap lap kuş da var. Avukat arkadaş bir kuş getirdi dedi ki bana. Ya dedi Süleyman dedi. Bir erkek aldım dedi. Telden dedi. Ellerde ne kuşlar var dedi ya. Ne diyorsun sen dedim. Vallahi dedi. Ya lan sarı koy dedi. Sen sevmen dedi. Ya dedim bir bakayım dedi. Tuttum bir baktım. Kanadını açtım ki kuş lap lap kuş. Dedim ki Mete Bey bu kuş kuş değil. Niye dedi. Lap lap dedim ya. Kuş oyun yapmaz dedim. Bizim istediğimiz performans hayatta vermedi. Ya dedi seni bir daha siliyorum kuşçuluğumu dedi. Öyle dedi ben de güldüm. İyi dedim. Uçuracağız göreceğiz. Hele buradaysa arşın burada dedim. Kuş uçurduk yalandan iki gün yukarıda çat pat etti geldi. Lap ne oldu Mete Bey dedim. Nasıl bildin ya? Ya dedim besbelli lap lap kuş dedim ya. Arabat kentine kamçı vurdurmaz. Baktım ki kuş lap lap ya. Ben uçman da dönmem de diyor. Ben bu işi yapamam. Anladın mı? Yani dediğim gibi kuşun tüyü yumuşak olacak ama kanat sesi güzel olacak. Kıvrak olacak. Öyle lap lap olmayacak. Kendini de getiriyor. Şeyle baktın mıydı? Zaten elin alır almaz der ki. Diğer bir kuşuna onu elin aldığın zaman der. Ha ben bu kuş alırım der. Seçersin. İki kuşu elin al. İyi kuşun tüyünü bilirsin. Ömer Eraslan sormuş abi. Uçurduğu bir kuştan bahsediyor. Kuş taklayı döndükten sonra kanat sesi kesiliyor. Bunun sebebi ne olabilir demiş. İşte bak demin ki dediğimiz şeye geldik. Ufak dişilerden çıkan yavrularda işte teper yok kuşlarda. Niye yok? Kesiliyor. O kadar. Bitti. Bemeviye bin. Bir de tofaşa bin. Aynı bu tofaş. Şimdi bunu söylediği tofaş. Yavru dişi öyle dişi. Ufak yumurta gibi küçük bir dişi. Ama yavruyu veriyor, döndürüyor hayvan. Ama o kadar. Benim dediğim dişiyi bulsun, o dişiyi 8 tane, 10 tane dönsün, o çepikten düşmez. O çepikten hiçbir ton taklasına kadar düşmez. Bu çepiğinden düşmeyecek zaten. En güzel, önemli şeyin noktası bu.
kuş son taklayı bağlayana kadar performansını düşürmeyecek. Bitti. Eğer 3-4 tane dönüyor da fıs fısa geçiyorsa işte o kadar yani. Ben götüremedim bu işi. Topaş yani o. Topaş. Ben. Adil Başkan sormuş. Gerçek Sivas kuşunu Süleyman abimiz bize tarif edebilir mi demiş. Şimdi gerçek Sivas kuşu, şimdi bizim Sivaslı arkadaşlar bazıları der ki yahu Sivas kuşu yatıracaktır, yatırıyordur. Ama bunu eksi Sivas uçuranları demiyor. Bunu sonradan çıkan arkadaşlar veyahut da o kuşları göremiyor ya. Bizim Sivas kuşunda hafif bir cephe vardır. Hafif ama. Ama çaldığı zaman bu çepiğini son taklasına kadar düşürmez. Bol vurarak gider. Taklayı vurdukça hem araya açar sıralar böyle. Ben dönüyorum sen kanat sesin bu, taklan bu, yürümen bu. Bırakmaz aşağıya bak Sivas kuşunda. Kendini aşağıya salmaz. Güzergahına ondan sonra bırakır. Buyurun da böyle silkeler. Sivas kuşu ise işte budur. Bu kuşu bulduysan kuşu buldum. Yoksa bu Sivas kuşu. O Sivas kuşu. Yalan inanma ya. Vallahi Sivas kuşu değil ya. Oradan buradan gelme. İzmir'den geliyor, İstanbul'dan geliyor, Tokat'tan geliyor, Bursa'dan geliyor. Nereye geldi Sivas? Nereden geldin kardeş Sivas'ta? Yok oradan buradan geldi sana verdi. Sivas kuşunun özü kalmadı. Sivas kuşu döndüğü zaman kulaklarını kapatın ya. Ben öyle kuş mezarlıkları uçururdu. Aydoğan uçururlardı bizim. Eski benim Cedevi arkadaşım vardı Rahmi Çebük. Orada uçur Cedevi'nde de beraber uçurduk. Kuş döndüğü zaman ben dönüyorum sen bana bak. Nasıl dönüyorum? Nasıl çepiğim var? Nasıl yürüyor? O kuşlar vardı. Şimdi hiç. Aynı dediğin gibi 2-3 tane vurdum. Bir kanadı bitiyor. Sesi bitiyor. Fıs 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 fıs. Ne oldu? Yok. Niye? Dişiler ufak yumurta gibi topa topa. Topa kuş kendi oynar. Ama yavru verir. Seni doyurmaz ya. Sivas kuşu dediğim gibi hafif cepheli oynar. Dediğim gibi sıralayarak çifte çepik döner. Doldurarak döner. Hah! 1-2 tane dönüyorsa onunla uğraşmaz Sivaslılar ya. Vallahi uğraşmazlar ya. Yok 8-9 tane dönecek. Hah! Bir rahat diye ya. İşte kuş budu ya. Böyle kalkmazsın bir kuşun arkasına ya. Ondan sonra kuş böyle kuyruğunu bir sallayıp da gitti. Bir 5-10 dakika göremezsin kuşu. Sen rahatladın ha. O kuş kuyruğunu salladı ya. Tamam artık tamam dedin ya. Kuş bu dedin işte. Kuş bu. O kuşu bulamak mümkün değil. Ben 90'da getirdiğim kuşlarım hep öyleydi. Vallahi da billahi. 91'de getirdim. Her dönemi gelip de böyle bitirdiği zaman rahatlıyor. Kuyruğunu böyle bir silkelerdi. Böyle şimdi kuş çıkıyor çıktığı kadar deniyor ya. Böyle kuş mu olur ya? Ben sevmediğim işler ya. Osman Berkin sormuş abi. Bu son verdiğin cevaba da yakın. Eski 1990'daki kuşlar daha mı iyiydi, daha mı bozulmamıştı? Düşünceleri nelerdir diye bir soru sormuş. Evet. Son imparatorlar. 90'daki kuşlar 93-94'e kadar son imparatorlar. Ondan sonra sade bozuldu kuşlar. Ha, onlardan sürükenler şimdi oynuyorlar. Ben gider yapanlar varsa o kuşlardan kalanlar. Ha. Onlarla uğraşıyoruz işte. Ben de var dediğim gibi. Birkaç tane var. O kuşların soyundan gelen. Hala bekliyorum bak. O kuşlar yapıyor. Kuş çepikten düşmez ya. Kuş dediğim gibi çepikten mi düşer? Kuş tepes aşağı bırakmaz. Kuş yerine düşer. Başka yere kaymaz. İnmez ya. Boş inmez. Benim bildiğim kuşlar bunlar. Boş inmez. Kuş yerine düşer kardeşim. Burada uçurdum Mehmet Orcan'a. Her gelmede 8, 9, 12, 13 tane hırslanırdı. Bak 8 tane 7 tane dönerdi. Hırslandığı zaman 13 taneye çıkardı. Bu şeyle olacak. Hırslanacak yani inemediği zaman. Buraya da geldi girdi. 6-7 tane çaldı inemedi. Böyle vurdu yüzüne. Çalıyor çalıyor dolandı. Geldi buraya noktu yani. Dedim ki o düşmez bir yere. Orca dedi ki bak sağa geçiyor. Yerine düşemeyecek Süleyman abi. Dedim ki o yerine düşer dedi. Tekrar harman yaptı böyle ama çalıyor böyle. Hiç durmuyor. Eniş dönemine geçti ya. Geldi buraya. Benim kuşlarım böyle ayağının üstüne inmez. Kanadının üstüne kapanır. Bitti. Ben her zaman bunu diyorum yahu yahu iyi o oyun kuşu böyle lay lay lom ederek inmez. Kuş kendini bir türlü böyle kanadının üstüne düşer ya. Yerine düşer ama. Oraya buraya düşmez. Semih Kayhan sormuş. Uzun kaçan kuşlar neden boş iner abi demiş. Ya onlar uzun süre havada kalamaz zaten. Uzun kaçan kuşlar. 3 saat havada kalacak uzun kaçan kuşlar. 2 saat, 2,5 saat havada kalacak uzun kaçacak. Ama böyle doldurarak 8-10 taklayan, 7 taklayan, 5 taklayan dönecek. Öyle havada kalan, hayatta kalamaz. Onun bir başı vardır. Uzun kaçar, 3-4 tane döner. İkinci başına gelir, öner. Bitti. Abi uzun kaçan kuşun en büyük faslosu boş emmedir. En büyük faslosu. Bugün emmez, yarın emmez, bugün gelir, öner. Sen diyorsun ki ya ne bildin ya arkadaş geldi bindi hakikaten indi ya. Sıkıla hemen iner. Olmadı. Kuş uzun kaçmayacak. İyi kuş uzun kaçmayacak kardeşim. Doldurarak dönecek. Taklayla yürüyecek kuş taklayla. Eğer takla yok da bir tane vurup bir tane vurup olmaz. Taklayla sıralayarak böyle kanat mekanizmayı çalıştıracak. Mega ucu atıyor. Ta 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 ta. Aynı yıl olacak. Kuş eyle olursa korkma. Kuş durarak dönüyorsa aheste aheste oynuyorsa ya uykumuzu getirir o bizim ya. Ondan uğraşmak biz ya. Hele dişi kuşlar. Kuş sana taklasını saydırmayacak ya. Yavru alayım diyorsan damızlık ediyorum diyorsan. Kuş 3 tane 4 tane dönüyor. Yarım saati zor dolduruyor. Damızlık etmiş onu. Ya ondan damızlık da olmaz. Hiçbir şey de olmaz. Yıllarca uğraşın onunla. Kuşa sen yalvaracağım. Gel boş en yerine diyeceğim. Vallahi ben o dişe yalvarıyordum ya. Boş en yerine diyordum. Kuş döndükçe beni alıp götürüyor. Neyin olacak kuş ya? İner mi? İnemez. Elinde değil hayvanı. Yine aynı taklalar döner yine gelir böyle bitirir kendini bir. Aynı nokta atışına da iner. Aynı yerine düşer.
Kenan Şen sormuş abi. Süleyman Bey çok iyi bir kuş çıkarsa, uçursa, talep gelse satar mı yoksa zevkimi alayım, damızlık mı yapayım der diye bir soru sormuş. Bak çok iyi bir kuş çıktı. Anne baba da bende. Satarım. Anne baba yoksa parayla alamazlar benden. Bak parayla alamazlar. Şimdi bir dişim var. Annesi babası yok kuşum. Ha, onu sat. 10 milyar verdiler. Sattık değil. Bitti. Doğru. İyi kuşu. Anne baba nesi varsa, kardeşleri var, duyanları nesi varsa satarım. Uçururum. Zaten ben sattığım kuşları da uçurup satıyor. Böyle kötü kuşu vermem bir arkadaşım istediyse. Niye mahcup olayım ya? Demez mi adam bana arayıp da ya gönderdiğin kuşa bak ya. Bu mu senin beslediğin kuştursa ne diyeceğim ben? Hiçbir şey demez. Ben yer delinmez ki yere gireyim. Kendini bilene o çok bile. Bilmeyene de ne söylesen az. Evet arkadaşlar. Bugün Sivaslı Süleyman abimizin, Süleyman Etken abimizin misafiriydik. Kendisine teşekkür ederiz. Part 2'yi çektik. Birinciyi çok sevmiştiniz. Çok talep geldi. Süleyman abi çek, Süleyman abi çek. Çekimimizi yaptık. Süleyman abiye sorularınız vardı. Onları sorduk. Çok teşekkür ederiz Süleyman abi. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. O soruları şeyden arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Kuş bilgileri almaları için Allah razı olsun. Bilinçli olarak uğraşmak çok iyi bir şey. Kabala yani şansa bırakmayacağım işi. Evet. Anladım. Arkadaşlar sordu. Karınca kaderince yeteri kadar cevapladık. İnşallah memnun oldular. Gençlere de Süleyman abimizin bir çift hediyesi olacak. Tabii, tabii, yeni tabii. Başlayacak gençlere de teşvik olsun. Aynen bir çift iyi. Hediyemiz var. Yiğido yapalım mı abi? Yapalım. Yiğido yapmıştık galiba geçen kere. Evet, evet. Arkadaşlar hashtag Yiğido yapıyoruz. Süleyman abim kuşlarından artık yavrulardan bir çift size hediye genç kardeşlerimize dedi. Yeni başlayacak kardeşlerimize. Güzel bir başlangıç olsun dedi. Bir çift hediye dedi. Tabii, verelim tabii. Dedi. Sağ en olsun. Güzellerinden. Kırmadı bizi. En güzellerinden tabii, de tabii. Size hediye edecek. Kendisine çok teşekkür ederiz. Hashtag video yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoya mesaj atıyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Süleyman abi ile ilgili görüşleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz hepsini bekliyoruz. Tabii tabii. Dediğim gibi bir çift çok güzel hediyesi olacak. Çok teşekkür ettik Süleyman abim. Ben teşekkür ederim. İnşallah part 3 için de gelirsek uçum olursa bir de tabii, tabii, uçum tabii. Da güzel bir havada arkadaşlar. Kuş da çekmek istiyoruz Süleyman abinin burada. İnşallah, bugün çat inşallah. Kapı geldik birazcık. Habersiz geldik. Dengesiz oluyor yani. Bir yani kuş uçurduğum zaman da getiremedik yani. Bir tane çekeceğiz ama arkadaşlar. Yok yani. Var o kuyrukları yok kuşun. Hazır olmayın, olmayınca dedi hemen çekmeyelim dedi. Evet. Ama söz bir tane tabii, çekeceğiz tabii. Burada bu kümeste bir tane. Bir de çeker. Bazen hazır oluyor, 3-5 tane birden hazır oluyor. Kaldırsam akşam ederiz yani. Aynen evet. Aynen inşallah. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.